Karabağ'da savaş içerisinde yer alan Türk subayları ve bölgeye Türk devleti tarafından gönderilen çeteleri konuşacağız demiştik. Gazeteci Ali Özinyan Skype hattımızda. Sayın Özinyan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk Pelin Bey. Doğrusu hemen son paylaştığınız tweet'i biraz bize ayrıntılarını kısa da olsa, özet de olsa vermenizi isteyerek başlayacağım. Aliyev'in danışmanı bir tweet paylaştı, sildi. Daha sonra o tweet'teki ayrıntılardan birinde Türk subaylarına ait amblemi kullanan birinin olduğu ve bu nedenle kaldırıldığı bilgisini paylaştınız. Nedir bu durum? Önce buradan başlayalım isterseniz. Evet, böyle bir paylaşım yapıldı. Daha sonra silindi ve farklı fotoğraflarla, bu sefer bahsettiğiniz Türk arması kolunda olmayan, yani o askerin olmadığı bir paylaşım yapıldı. O paylaşımın yerine o bölgedeki Türk askerinin varlığı gittikçe daha görünür hale geliyor. Bunun karşısında Azerbaycan'dan ve Türkiye'den bir açıklama yok, net bir açıklama yok. Diğer taraftan zaten cihatçılar, paralı askerlerle Türkiye'nin Azerbaycan'a destek olduğunu Bölgede biliyoruz. Türk subaylarının olduğuna dair, en az 150 Türk subayının olduğuna Tabii. dair bilgiler paylaşıldı. Özellikle Ermenistan devlet yöneticileri tarafından. Bunu doğrulayan etkenler ne? Dün Paşinyan bir açıklama yaptı. Sizin dediğiniz gibi 150 yüksek rütbeli asker olduğunu söyledi. Belki daha da fazla Türk asker sayısı, ama bunlar yüksek rütbeli askerlerin sayısı. Ben kaynaklarını bilmiyorum. Büyük ihtimalle istihbarat kaynaklarından alıyorlar bu haberleri. Ama zaten şu anda politik olarak baktığımızda da, Türkiye'nin tavrına baktığımızda da bu bir sır değil. Yani Türkiye ordusunun da Azerbaycan ordusunu desteklediği, belki de kritik kararları birlikte aldıkları bir sır olarak gözükmüyor. Bu Genelkurmay Başkanı'nın, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın bir şekliyle görevden alındığına dair bilgiler de paylaşıldı. Bağlantısı var mı bunlarla? Şimdi yani Genelkurmay Başkanı da, Savunma Bakanı da, üst düzey askeri görevliler zaten birkaç gündür gözükmüyorlar. Çok açıklama da yapmıyorlar. Bugün Gence'deki askeri üssün Karabağ ordusu tarafından vurulmasının ardından sadece açıklamalar yapıldı. Bir basın toplantısı yapıldı daha sonra. Ama zaten yüksek askeri rütbeli Azerbaycan görevlilerini zaten son haftada göremiyoruz. Biz açıklamalarını dinleyemiyoruz. Bunun sebebi de çok farklı sebepleri olabilir. Koordinasyon sorunu olabilir devlet Şöyle bir içinde. iddia var, bilmiyorum ne dersiniz. Bir şekilde Türk subaylarının Azerbaycan ordusunu yönetmeye dönük tartışmalar neticesinde bunların etkisizleştirildiğine dair ileri sürülen iddialar var. Yani Kimlerin yalnız destek değil, etkisizleştirdiği? Azerbaycan ordusunu bir bütün yöneten Türk devleti subaylarından söz ediyoruz. Evet, yani benim biraz önce bahsettiğim de oydu. Yani yüksek rütbeli Azerbaycan askerlerinin şu an konuşmaması, belki tam olarak gidişattan haberdar olmamaları, ne yapılır, yani plana hakim olmamaları da, bunlar tabii olasılıklardan bahsediyoruz. Bunları mutlak gerçek gibi konuşmuyoruz, ama bunların hepsi olasılık. Tabii ki Türkiye'nin müdahil olması, Türk ordusunun müdahil olması, bu operasyonun beyni olması çok şaşırtıcı değil. Türkiye'nin genel dış politikasına baktığımız zaman. Peki, dış politikayı konuşacağız ama öncesinde bu dediğimiz Türk subaylarla ilgili mesele çok fazla yansımadı. Fakat özellikle Suriye'den o bölgeye çok sayıda cihatçının gönderildiğine dair bilgiler dünya basınına da yansıdı. Bunu dünya liderlerinin bir kısmı da açık bir şekilde söyledi. Ona dönük hangi bilgiler var? Özellikle o Ermenistan basınında da bu konuyla ilgili çokça bilgi çıktığını biliyoruz. Somut olarak neler var? Gerçekten orada bu gruplarla ne yapmaya çalışıyorlar? Ya da savaşın gidişatını nasıl değiştirmeye çalışıyorlar? Fehim Bey, bence önce şunun altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi Türk ordusu Azerbaycan ordusuyla belirli bir işbirliği içindeyse, bu Türkiye'nin taraf olduğu anlamına gelir, ama bölge için ve yabancı ülkeler için bir cihatçı
asker kullanımı kadar tehlikeli ya da korkunç bir şey değildir. İki ülkenin, iki ordunun birlikte yaptığı bir operasyondu. Şimdi sorunuza gelecek olursam, evet, bu cihatçıların Suriye'den ilk önce Türkiye'ye gelmesi, hatta Gaziantep üzerinden Gürcistan'a transit hava yoluyla geçip Bakü'ye getirildikleri haberleri uzun süredir aslında dünya basınını meşgul ediyor. Suriye Gözlem Evi'nin daha yaz aylarından, Temmuz ayından raporları var, haberleri var. Daha sonra Rus basınına yansıdı. Çok ciddi, yani böyle hatırı sayılır Rus gazeteleri bu iddia. İsimlerini söyleyerek, hatta bazen bu savaşçıları konuşturarak onların neden böyle bir teklifi kabul ettikleri üzerinden haberler okuyorduk. Ama son bir haftada dünya basınının merkezine düştü bu haberler. Sizin de programın başında haberinizde geçtiğiniz gibi Guardian başta olmak üzere çok önemli Batı medyasında da yer almaya başladılar. Bunun en büyük açıklaması, yani basının bu konuya bu kadar eğilmesinin sebebi, tabii ülkeleri de sayalım, Fransa, Kanada, İran, Rusya, bu ülkeler başta olmak üzere çok büyük sıkıntı duyuyorlar, panik duyuyorlar. Hı hı. Çünkü Türkiye, Suriye ve Libya'dan sonra üçüncü bölge olarak Kafkaslara bu savaşçıları göndermeye çalışıyor. Ve Kafkas kendi içinde dengeleri olan, sonuçta bir iç savaşın olmadığı bir bölge. Bu artık Türkiye'nin paralı askerleri dış siyasetinde, savaşta kullanma gerçeğini dünyanın gözü önüne getiriyor. Bu da bölge ülkeleri, hatta Amerika tarafından kabul edilmeyecek bir şey. Çünkü bu dış siyaset açısından cihatçılık olarak algılanıyor ilk başta. Ve tüm dünyanın kurtulmak istediği bu grupların Türkiye tarafından kullanılması, bugün sadece Karabağ özelinde değil, daha sonra başka bir yerde de kullanılacağı anlamına geliyor. Tabii ki ülkeler bundan rahatsız ve bunun önünü almaya çalışıyorlar. Bir şey daha dikkatimi çekti. Siz bir şekliyle Türk ordusuyla Azerbaycan ordusunun birlikte iş yapmasının hukuki bir karşılığının olacağını söylediniz. Ama bu türden çetelerin oraya gidişinin bir hukuki karşılığının olmayacağını söylediniz. Ama bununla beraber özellikle Türk İslam sentezcileri Türkiye'den Çin'e kadar artık her yerde Türkçe konuşulacak diye Büyük Turan Devleti'nin bir şekliyle o İslamcı yayılmacılığın yönünü Turan Devleti'ne çeviren yaklaşımlar sergilediler. Burada kullanılan çetelerin tümü de neredeyse işte tırnak içerisinde İslamcı diyen kendisine ama özü itibarıyla işte DAEŞ'ten bildiğimiz gruplar. Bu bir tezat değil mi? Örneğin Erdoğan bu politikayla yayılmacılığı hangi yöne çeviriyor? Bu İslamcı çeteleri kendi emelleri için mi kullanıyor? Sorduğunuz soru çok önemli bir soru aslında. Aslında tezat değil. Ne anlamda tezat değil? Türkiye bu yayılma politikasını, bu saldırgan politikasını işte kibar tabiriyle Osmanlıcılık olarak tarif ediyor. Ama bir tarafta bu dünya tarafından cihadizm olarak algılanıyor, cihatçılık olarak algılanıyor. Bir kızıl elma rüyası olarak algılanıyor. Ama biz özellikle Türkiye'yi tanıyanlar bunun böyle bir şey olmadığını, bunun Erdoğan rejiminin sürmesi için gerekli bir kaos olduğunu biliyoruz. Yani burada ideallerden, burada hedeflerden ziyade önemli olan gündemi meşgul edebilmek ve bir şekilde bazı ülkeleri, bazı etnik grupları korkutabilmek. Şimdi bu böyle olduğu zaman siz bunu amaçsızca yapıyorsunuz. Yani bunun temelinde aslında İslam'ın yayılması ya da cihatçılık yok. Şimdi aynı şekilde bizim cihatçı dediğimiz, belki de artık dememiz, bu isimle anmamız gereken paralı askerler de bugün röportajlarına bakıyorsunuz, bugün nasıl davrandıklarına bakıyorsunuz. Aslında onlar da artık cihat için savaşmıyorlar. Onlar para için savaşıyorlar. Yani evet, mesela ilk başta Esad'a karşı savaşan, kendi ülkelerinde kabul etmedikleri bir rejime karşı savaşan ve belki bir ideolojisi olan bu hareketin
zaman içinde maaşlı bir askerliğe ve nereye gönderilirse oraya doğru savaşmaya gittiğini gördüğümüz zaman, yani bu askerlerin de artık ideolojik ve fikirsel bir ordu olmadığını görüyoruz. O anlamda bu grupların Erdoğan'a hizmet etmesi bir tezat oluşturmuyor bence. İki tarafta kendi farklı hedeflerini gerçekleştirmek için bir ortaklığa girmiş evet. durumdalar. Peki, zaman ayırdınız, yayınımıza katıldınız, fikirlerinizi paylaştınız. Çok teşekkürler Halide Hanım, sağ olun. Ben teşekkür ederim, iyi çalışmalar.